Hikaye zamanı. Oley! Hadi yerleşin bakalım. Bir gün kırmızı başlıklı kızın annesi ninesi için çok lezzetli kekler yapmıştı. Ninesi hastaydı. Bunları al ve ninene götür. Unutma, sakın patikadan sapma ve yabancılarla konuşma. Doğruca oraya git. Tamam anne. Küçük kız ormanda yürüyordu. Patikadan sapmadan gidiyordu. Ve birden bir kurt geldi. Çok açtı ve dedi: "Bu kekler çok lezzetli olmalı." Küçük kız, küçük kız, anneni dinlemelisin. Patikadan sapma, yabancılarla konuşma. Küçük kız, küçük kız, ninen seni bekliyor. Ormandaki kulübesinin içinde. Kurt düşündü ve onu avlayacaktı. Patikaya biraz çiçek koydu. Git onları topla. Küçük kız onları toplarken koştu. Ninesinin evine gitti. Küçük kız, küçük kız, başında bir dert var. Bir kurt seni yemeye çalışacak. Küçük kız, küçük kız, ninem bile yanıldı. Yatağında başka birisi var. Küçük kız ninesinin evine vardı. Büyük anne, kapıyı sevinç içinde çaldı. İçeri gel. Kurt yatakta ve sesini inceltti. Kırmızılı kız, hadi içeri gel. Büyük anne, oh büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için hayatım. Biraz daha yaklaş. Büyük anne, oh büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için hayatım. Biraz yanıma yaklaş. Büyük anne, oh büyük anne, dişlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için hayatım. Küçük kız, küçük kız, kurt yataktan zıpladı. Küçük kızı kurt orada kovaladı. Küçük kız, küçük kız, ormandan avcı geldi. Hey sen! Baltayı salladı, kurtu korkuttu. İçeri çık. Ow. Neyse ki oduncu yakınlarda çalışıyordu. Büyük anneyi dolaptan kurtardı. Sonra hepsi bir fincan çay içtiler ve taptaze kekleri yediler. Oh, çok güzel. Bir daha asla yabancılarla konuşmayacağım büyük anne. Ve kurnaz yaşlı kurt bir daha asla gelmedi. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve son. Kim yeni pişmiş kek yemek ister? Ben anne. Leziz. Bir zamanlar... Hayır, dur. Tamam, hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır, sadece şey demeyi seviyorum. Bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya. Bugün yapacağım bir ev samanla. Dedi bir ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Olamaz! Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Au! Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Ha ha ha!
saman yerine dal kullanmalıydım. Gitti iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak, baksana, dedi ikinci ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldık kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Aflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Olamaz. Kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi, dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Hayır. Çaldı kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Aflarım puflarım, yıkarım evini. Denedi denedi ve tekrar denedi. Şşt, toparla kendini. Sonra evi yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. Evet, böyleler. Babacığım. Anne, bize Jack ve fasulye sırığı hikayesini anlat. Fasulye sırığı nedir? Bir çeşit çorba mı? Hayır, saçmalama. O, aslında bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Bir zamanlar Jack ve annesi yaşardı bir çiftlikte. Fakirdiler, yok yemekleri. Plan yaptılar geçinmek için. Jack, git ineğimiz Bessie'yi sat. Bu parayla daha çok ekin yetiştirebiliriz. Pazarda Jack Bessie'yi sattı. Garip giyinmiş genç kıza. Selam genç adam. Eğildi zarifçe. İneğinize veririm fasulye. Bunlar büyülü fasulyeler. Vay. Gökyüzüne erişecek kadar büyürler. Vay. Jack gitti eve annesine. Gördü fasulyeyi anne. Attı onları dışarı. Fasulye mi? Ağladı. Ama anne, bunlar büyülü fasulyeler. Of, büyüymüş. Ertesi gün fasulyeler dev gibi büyüdü. Vay be. Jack tırmandı çok yükseğe. Buldu gökyüzünde bir kale. Vay, şuna bak. Ama girdiğinde kaleye, büyük şişman çirkin yüzlü dev geldi. Kokusu bir çocuğun leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Jack o kadar korkmuştu ki dev altınları sayarken Jack bir dolaba saklandı. Büyük yaşlı dev uyuyunca Jack kaçtı bir altınla. Karar verdi geri dönmeye. Ama dua edeyim ben önce. Lütfen, lütfen. Kötü yaşlı devden koru. Tırmandı kaleye ve gizlendi. İşte dedi, devin hazinesi. Çabuktan altın yumurtalar. Dev saydı ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, 5'ten sonra ne geliyordu? Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Aa,
Çabuk ol Jack hızlı. Pardon, yanlış hikaye. Jack hızlıydı, çabuk davrandı. Kaptı küçük beyaz tavuğu. Hatta bir de arpa aldı. İndi sırıktan aşağı. La la. Ama Dave hızla Jack'in peşine düştü ve kendini fasulye sırığının üstüne attı. Eve dönünce aldım bir balta. Kestim fasulye sırığını. Büyük yaşlı dev düştü oradan. Gören olmadı onu bir daha. Jack ve annesi tavuğun altın yumurtaları sayesinde iyi bir hayat yaşayabilirler. Anne bir ziyafet hazırladı. Geldi bütün komşular. Arp çaldı ve söyledi. Jack bir yıldız parlayan. Jack yıldızsın sen. Sonra? Fasulye sırığı çorbası yaptılar mı? Hayır, ama artık altın yumurta veren bir tavukları var. Ama altın yumurtayla dişini kırabilirsin. Masal zamanı çocuklar. Kırmızı başlıklı kıza ne dersiniz? Evet. Ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum. Ben de büyük kötü kurt. Allah Allah. Vuki bu fikri pek sevmedi galiba. Herkes hazır mı? Evet. Bir kız varmış kırmızı başlıklı. Gitmiş hasta büyük annesine. Kestirmeden gideyim, o iyi değil. Kısa bir ziyaret büyük anneme. Sakın unutma, yabancılarla konuşmak yok. Tamam söz. Anne vermiş kıza yemekler. En sevdiği peyniri büyük annenin. Kesmiş ama yolunu ormanda bir kurt. Selam canım, nereye gidiyorsun? Demiş. Sen bir yabancısın değil mi? Konuşmamam lazım ama hasta büyük anneme gidiyorum. Biraz peynir ekmek götürüyorum. Sonra kız gitmiş ama kurt zeki. Biliyormuş büyük annenin evini. Ortalama bir kurda göre zekiyimdir. Kurt girmiş büyük annenin evine. Saklayacağım seni gözden uzak bir yere. Onu kilitlemiş dolaba, girmiş yatağa. Onun şapkası kafasında. İmdat dedi büyük anne. Gir içeri canım. Büyük anne demiş kız, girmiş içeri. Merak ettim, nasılsın, iyi mi? Ben çok iyiyim. Ama garip sesi. Büyük anne, ne zamandır senin bıyığın var? Oho. Büyük annemin bıyığı var. Olamaz. Büyük anne, ne büyük kulakların. Ve de gözlerin ne kadar büyük. Büyük anne, dişlerin çok büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. Hayır. Olamaz, hayır. Hayır. Kolaysa yüzüme söyle. Seni daha iyi yiyebilmek hayır, için. Hayır. Bir daha düşününce. Hayır, hayır. Dedi kırmızı başlıklı kız ve bir avcı ormandan fırlattı. Kapıyı kırdı, tuttu canavarı. Şimdi görürsün sen. Dedi avcı. Sen büyük kötü kıllı bir kurtsun. Kötülük yapmaktan vazgeç. Yoksa hiç arkadaşın olmaz. Avcı kurtardı büyük anneyi ve kız döktü birden içini. Konuştum bir yabancıyla, İtiraf etti. Şimdi dersimi aldım dedi. Şimdi dersini almış öyle dedi. Vay, büyük kötü kurt kesin dersini almıştır. Tabii ki aldı ve onu çok uzaklara yolladılar. Bir daha da geri dönmedi. Büyük kötü zorbalara ne olduğunu gördünüz mü? Tabii ki. Şimdi bu hikayeden alınacak ders nedir? Asla bir kurda taze ekmeğin ve peynirin olduğunu söyleme. Evet, hikaye anlatma sırası kimde? Sıra bende. Ben aslan ve farelerin hikayesini anlatacağım. Fare demek istedin herhalde. Bu
bu sefer değil. Çünkü hepiniz küçük fareler olacaksınız. Kuvvetli güçlü aslan uyuyor yuvasında. Üç küçük fare geldi baktı ona. Yanlışlıkla biri çarptı onun pençesine. Ay pardon aslan bey. Bu yasak olmalı ama. Özür dilerim. Sizi incitmedim umarım. Bıraktı aslan farenin üstüne pençesini. Korktu diğerleri bağırdı. Seni yaramaz. Yalvarırım aslan bey dinleyin beni. Öderim borcumu bırakırsanız beni. Lütfen. En iyi arkadaşınız olurum. Lütfen. Tamam evet diyorum bu seferlik. Ama dağılın gözüm görmesin sizi burada. Sağ olun aslan bey. Borçluyum size. Sanırım her aslan değil tehlike. Gidin buradan. Sen harikasın. Yani büyük aslan küçük farenin gitmesine izin verdi. Fiyuh. Bu korkutucuydu. Ama hikaye daha bitmedi. Anlat hadi. Evet, devam et. Aslan gitti ava yakalandı bir ağa. Debelendi başladı homurdanmaya. Kükretti çok güçlü duydu üç fare onu. Arkadaşın aslan mı? O tehlikede olamaz. Atlarınızı sıkı tutunun. Yani aslanlarınıza. Kurtarmaya gidiyoruz onu. Aslan ağladı yakalanmış ağa. Korkusuz fareler geldi yardıma. Kemirdi büyük bir deli kaçtı aslana. Kim derdi ki gurur duyacağım farelerle. Biz arkadaşız. Sonsuza dek. Bravo fareler. Dostlar aile gibi, aile dostlar gibi. Tutarım hep sözümü, güvenebilirsin bana. Burada ders arkadaşlık değil mi Bay Aslan? Arkadaşlık hediye seni özgür kılan. Yani bu hapsolmuş bir aslanın hikayesi mi? Hayır saçmalama, bu arkadaşlıkla ilgili. Ve iyilikle. Kesinlikle öyle. Arkadaşları yalnız bırakmamakla ilgili. Bunu sevdim. Çok tatlı. Hadi bize çocuk, kurt ve koyunun hikayesini anlat. Oh, yalancı çoban. Neden yalan söylemiş? Çünkü nasıl bağıracağını bilmiyormuş. Joey, yalancı çoban olup bize hikayeyi anlatmaya ne dersin? Elbette. Ben çoban koyunlara bakarım. Çok zor uyanık kalırım. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Beklemek çimlerin uzamasını. Hey, bir fikrim var. Sanırım bir şaka yapacağım. Köydeki insanlara sanki kurt gelmiş de koyunlarımı kaçırmış gibi. İmdat! 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 Bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Oh aman tanrım! Oh hayır! Oh bu çok kötü! Gidip yardım etmeliyiz! Köylüler koşup geldiler, sürü ve çoban iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım! Komik bir şaka değildi. Bizi böyle korkuttun için kendinden utanmalısın. Senin adına korkmuştuk. Sadece bir şakaydı. Hiç şaka kaldırmaz mısınız siz? Sonraki gün gece olunca çocuk tekrar plan yaptı. Bugün tekrar yapacağım. Böylece sıkılmam. Ve çok güldü. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyun
Onları kovaladı ve korkuttu. Oh canım, sanırım başı belada. Ve tekrar köylüler geldi. Koyunlar çok iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Bence özür dilemelisin. Evet. Bir özür dile. Bizi yine kandırdın. Bu hiç hoş değil. Bize yalan söyledin. Bir şakaydı. Köylüler hiç mutlu değildi. Ama çoban bunun komik olduğunu düşündü ve bir kez daha köylüleri kandırdı. Güzel bir gün sürüsüyleyken kurt belirdi, çocuk korktu. Köylüleri çağırdı. Yardım edin lütfen, şaka değil. Oo la 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 la. Bir bardak çay ister misin? Neden olmasın? Kimse dikkat etmedi, şaka sandılar bunu. Çaylarını içtiler, çobanı umursamadılar. Hey, bu hiç komik değil. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Ama yardım etmeye kimsecikler gelmedi. Çoban ona kimsenin inanmadığını anladı. Çoban köye geri geldi, herkes etrafına toplandı. Sen bizi kızdırdın. Özür dilerim her şey için. Gerçekten. Dersim oldum. Bir daha asla yalan söylemem. Aferin. Tamam ikizler, şimdi hikaye vakti. Goldilocks ve üç ayının hikayesine ne dersiniz? Oley! Bir zamanlar ormanda bir ev varmış. Küresini seven üç bozayı yaşarmış. Her gece ve her sabah yerlermiş. Babanın sıcak, annenin soğuk, bebeğin harika. Ben baba ayı, kocamanım ben. Ben anne ayı, kükrerim. Ben bebek ayı, bu da taburem. Biz üç ayıyız. Üç boz ayı kürelerin üstüne bal koymak için biraz bal aramaya dışarı çıktılar. Tam karşıda evde bir kız yaşarmış. Saçları altın sarısı. Herkes ona Goldilocks dermiş. İşte gidiyor. İşte gidiyorum. Ta ormana. Bak ne buldum. Küçük bir ev. Tak tak kapıyı çalacağım. Kimse yok. Neyse. Neyse dedi ve girdi. Küçük Goldilocks üç boz ayının evine girdiğini biliyordu. O şuraya bak, dolu yemek var. Çok güzel zaten, çok açım. Bir kase püre benim için. Aa, bir tane. Aa, iki taneymiş. Aa, şuraya bakın, tam üç tane. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi çok soğuk. Bebek ayının püresi. Harika. Goldilocks bir kase püresini bitirdikten sonra karnı çok şişti ve biraz dinlenmek istedi. Baba ayının taburesi çok sert. Anne ayının taburesi çok yumuşak. Bebek ayının taburesi sonuncu. Bakalım. Oo, şuna bakın. İşte bu harika. Ama Goldilocks bebek ayının sandalyesi için çok ağırdı ve kırıldı. Ups. Bu sefer gerçekten çok yorgundu ve yukarı çıkıp biraz uzandı.
ayının yatağı çok sert. Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı sonuncu. Bakalım. Oh wow. İşte bu. Harika. Goldilok tam uykuya daldığında üç bozayı eve geldiler ve yalnız olmadıklarını fark ettiler. Biri baba ayının püresini yemiş, biri anne ayının püresini yemiş, biri bebeğinkini de yemiş. Bakalım. Oh aman tanrım. Hepsini bitirmişler. Birisi baba ayının taburesine oturmuş, birisi anne ayının taburesine oturmuş, birisi bebeğinkine de oturmuş ve kırmışlar. Ayılar bu durumdan hiç de hoşnut değillermiş ve yapanı bulmak için yukarı çıkmışlar. Birisi babanın yatağına yatmış, birisi annenin yatağına yatmış, birisi bebeğinkine de yatmış. Bakalım. İşte orada. Sen kimsin? Ben Goldilok. Peki sen kimsin? Biz üç bozayı. Küremi yedin, taburemi kırdın, yatağımda yattın. Bu hiç adil değil. Özür dilerim. Goldilok o evde hiç hoş karşılanmadığını fark etti ve üç bozayı onu evden dışarı kovaladı. Evden uzaklaştı ve geri dönmedi. Çok önemli bir de ders aldı. Üç bozayı evde kahkahayla mutlu mesut yaşadı. Ve bitti. Hikayeye hazır mısınız ikizler? Jack ve sihirli fasulyelerine ne dersiniz? Harika! Jack çiftlikte yaşardı, ev işlerini yapardı. Bir gün annesi fark etti, tohumları bitmişti. Ne yapsak, ne yapsak, tohumlar için para lazım. Jack şehre gitmelisin, ineği satmak için. Ve Jack ineği aldı ve bir adamla tanıştı. Sana bir teklifim var, fasulyelerinden al. Sihirli fasulye ne yarar? Ekersin ve kocaman olurlar. Toprağa ekersen onları, bir gecede gökyüzüne kadar ulaşırlar. Ve Jack iğneyi sattı, fasulyeleri yerine aldı. Bunu gören annesi çok sinirlendi. Ne yapsak, ne yapsak, şapşal çocuk bu. Anne üzgün, Jack de öyle, fasulyeleri de.
fa, fay, fol. Bir çocuk kokusu alıyorum. Jack korktu ve kaçtı. Biraz altında aldı. Ağaçla aşağı kaçtı ve altınları annesine verdi. Sonraki gün göğe tırmandı. Altından yumurtayı aldı. Fi, fa, fay, fol. Bir çocuk kokusu alıyorum. Jack korktu ve kaçtı. Altından yumurtayı da yanına aldı. Ve Jack aşağı kaçtı annesinin yanına. Sonraki gün yukarı çıktı. Altından bir arpı buldu. Fi, fa, fay, fol. Bir çocuk kokusu alıyorum. Ama dev onu kovaladı. Ağaçtan aşağı indi ve baltayla kesti. Şimdi onlar çok zengin. Ölene kadar altınları da var. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Sonsuza kadar mutlu. Jack ve fasulyeler, yeah yeah. Aslanla arkadaşlar mı? Hadi ikizlere aslan ve farenin hikayesini anlatalım. Oley! Aslan ve fare. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Yeah! Aslan ve fare. Bir gün bir fare varmış. Tahtada yürüyormuş. Rastlamış büyük aslana. Benim bölgemde ne arıyorsun sen? Aslan kapmış fareyi, kaldırmış yukarı. Lütfen bayım, beni bırakın. Bırakayım mı? Neden bırakayım? Eğer beni bana yardım edeceksin ha? Sen şapşal ve komik bir faresin. Tamam, seni serbest bırakacağım. Wow, çok cesursun. Evet. Diğer gün koca aslan hızlıca koşup hoplarken sonra büyük bir ağ bastı ve tuzağa düştü. Yardım edin, yardım edin. Lütfen biri yardım etsin. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Fare aslanı duydu. Olanları biliyordu. Arkadaşlarını çağırdı. İpi tutun. Hadi kemir. Kurtardın küçücük olsan da. Sana gülmemeliydim asla. İyi ki bırakmışım. Merak etme, anlaştık. Hadi arkadaş olalım. Aslan ve fare. Aslan ve fare. Aslan ve
aşıklı kızın hikayesini biliyor musunuz? Tabii ki. O benim en sevdiğim hikaye. Bir zamanlar ormanda bir kız yaşardı, kırmızı başlıklı. Gidiyordu büyük annesine bir sepet dolu ekmek ile. Gidiyorum, bu bir macera. Yolu takip et, gider her şey yolunda. Birden kötü kurt göründü. Büyük keskin dişli, kulakları sivri. Selam küçük kız, nasılsın sen? Nereye gidiyorsun, ben de geleyim mi? Gidiyorum büyük anneme, uzak bir yere. Gelme sen, gideyim şimdi ben de. Ama kurtun bir planı vardı. Ormandaki diğer yoldan büyük annenin evine doğru koştu. Kurt geldi evine büyük annenin. Yaklaştı kapıya küçük bir fare gibi. Büyük anne kurtu gördü, çığlık attı. Aa! Ve dolaba saklandı görünmemek için. Beklerim burada ben, kırmızı başlıklı kız gelene dek. Kurt giydi onun kıyafetini, geceliğini ve taktı gözlüğünü. Böyle bir kurdum ben işte, çok zeki. Taklit ederim hasta büyük anneyi. Kırmızı başlıklı kız umarım gelir çabuk. Kurtarır beni çünkü çok kötü bu kurt. Tam o sırada kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine vardı. Kapıyı açtı ve yatağa doğru ilerledi. Büyük anne ben geldim, zavallım benim. Sana getirdim lezzetli ekmek. Büyük anne kulakların büyük, seni duyabilmek için. Büyük anne dişlerin büyük, seni yiyebilmek için. Zavallı kırmızı başlıklı kız. Neyse ki bir oduncu oradan geçerken kızın çığlığını duydu. Kapıyı kırdı ve içeri girdi. Neler oluyor, iyi misin sen? Sesini duydum uzak bir yerden. Hey sen küçük kurt, git hadi buradan. Canım teşekkürler oduncu, umarım o kurt bir daha geri gelmez. Nerede büyük anne, nerede olabilir? Kurt buldum onu ben gelmeden önce. Buradayım küçük kızım, ben iyiyim. Kurttan saklandım tam da doğru zamanda. Şükürler büyük anne, sana bir şey olmadı. Ve oduncu sona. Ne öğrendik kırmızı başlıklı kızdan? Yabancılarla konuşma ormanda. Hep kibar ol kırmızı başlıklı kız gibi. Hey şuna bakın, korkunç bir örümcek. Hey, Mark, yalan söylemeyi bırak. Hiç yalancı çoban hikayesini duymadın mı? Hayır, anlat bana. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Koyunlara bakan bir çocuk varmış. Uyurken de, otlanırken de. Çok sıkılmış ve bir plan yapmış. Buraya biraz hareket getirmeliyim dostum. Hey millet, toplanın. Köyde kocaman kötü bir kurt var. Yalancı, yalancı, yalancı çoban.
bir kurt yoktu, yalan söyledi. Köydeki herkes dışarı çıktı. Yardıma geldik, nerede canavar? Koyunu ve çocuğu kurtarmalıyız. Çocuk gülmekten ağladı. Ha ha ha, hepiniz inandınız. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Sonraki gün sürü otlanırken, oğlum bu çok sıkıcı, koyunlar konuşmuyor bile. Çok sıkılmıştı, bir oyun yaptı. Tüm köye çığlık attıracağım. Hey millet, toplanın. Köyde kocaman kötü bir kurt var. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Ve tekrar etrafta hiç kurt yokken, köydeki insanları korkuttu. Yardıma geldik, nerede canavar? Koyunu ve çocuğu kurtaracağız. Çocuk gülmekten ağladı. Ha ha ha, şakama inandınız. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Sonraki gün çocuk uyuyorken, gerçek kötü kurt koyunları kovalıyordu. Uyandı ve çok şaşırdı. Kocaman bir kurt vardı önünde. Hey millet, yardım ettin. Koyunlarımı kovalayan korkunç bir kurt. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Köydekiler sesini duydu ama hiçbiri ona gelmedi. Bu çocuk hep yalan söylüyor, hepimizi kandırıyor. Umursamadı, kimse gelmedi. Ama gerçekten kurt var, yemin ederim. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Hikayeden alınacak bir ders var. Yalan söylemek her zaman kötüdür. Sana asla inanmazlar. Bir gün doğruyu söylesen bile. Gerçekten çok üzgünüm, arkadaşlarımı kandırdım. Bu yalanlar sona erecek. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Yalancı, yalancı, yalancı çoban. Çocuklar, bu sefer gerçekten bir örümcek var. Doğruyu söylediğin için tebrik ederim Mark. Aynen, bu kadar yalancı çobanlık yeter. Abi, abi, bize bir hikaye anlatır mısın lütfen? Tabii küçük kardeşim. Üç domuzcuk mu? Ona bayılıyorum. Ben de. Hadi toplanın bakalım. Üç domuzcuk. Bir domuzcuk dedi ki, samanlıklardan ev yapacağım. Samanların hepsini topladı ve onlardan bir ev yaptı. Saman, saman, samanlıklardan ev yaptım. İkinci domuzun aklına geldi, çubuklardan bir ev yapacağım. Çubukların hepsini topladı ve onlardan bir ev yaptı. Çubuk, çubuk, çubuklardan bir ev yaptım. Üçüncü domuz evleri sevmedi, ben tuğlalardan bir ev yapacağım. Biraz fazla zaman alacak ama çok sağlam bir ev olacak. Tuğla, tuğla, tuğlalardan ev yaptım. Birden bir kurt geldi, evlerinin önüne kadar geldi. Domuzcuklar yok oldu. Domuzcuk, domuzcuk, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, paflarım, evini yıkarım. Ha 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 ha. Aa, hayır.
Domuzcuk, domuzcuk, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, puflarım, evini yıkarım. Hayır. Domuzcuk, domuzcuk, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, paflarım, evini yıkarım. Tuğladan ev çok sağlamdı, hiç yıkılmadı. Korkmayın domuzcuklar, biz güvendeyiz. Kurt tırmandı bacaya, ama domuzcuklar ateş yaptı. Git buradan seni kötü yaşlı kurt. Üç domuzcuk, üç domuzcuk, üç domuzcuk yaşadı tuğlada nede. Alice Harikalar Diyarında çok güzel bir hikaye. Alice Harikalar Diyarında macera başlasın. Alice her zaman hayal kurardı, nehir başında kitap okurdu. Sonra bir tavşan gördü, beyaz ve hızlı. Onun peşinden koştu gitti. Geciktim, geciktim. Çok önemli bir buluşmaya. Şimdi hemen gitmeliyim tavşan deliğine. Deliğe girince Alice yere düştü. Kapılarla dolu bir odaya. Orada masada bir anahtar buldu. Kapıyı açtı ve içeri baktı. O tanrım, şuraya bakın. Orada bir bahçe var. Çok küçük bir kapı. Hayatta sığmam. Alice şişe buldu, üstünde iç beni. Bir yudum aldı ve küçücük oldu. Ve küçücük olunca kapıdan sığdı. Şimdi tüm maceralar başlasın. Mantarın üstünde bir tıy tıy var. Acaba kibar mı yoksa kaba mı? Merhaba küçük Alice, işte buradasın. Ben bir gün tırtılım, hadi konuşalım. Gerçekten çok çok güzelsin ve de zeki. Ama kupa kızından uzak dur. Kupa kızından mı? Tamam, olur. Hey, şuraya bakın. Koca bir kedi. Selam küçük Alice, nasılsın? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Buradaki herkes delirmiş. Sen de biraz delisin. Üzülme. Hiç sanmıyorum deli olduğumu. Hey, oradaki de kim? Büyük şapkalı. Ben deli şapkalı, hiç çay ister misin? Çok eğleniyoruz, görmüyor musun? Şakayı severim, gülmeyi de. En çok da dans etmeyi severim. Tanrım, tanrım, ne garip bir adam. Sanırım kalmayacağım, buradan gideceğim. Alice kendini yeşil parkta buldu. Orada deli kraliçeyi gördü. Ben kupa kızıyım, hadi oynayalım. Çılgın bir oyun, bir kroket. Hayır, hayır. Keşke gidebilsem. Kupa kızı çok kötü, hemen gitmeliyim. Alice küçük gözlerini kapattı. Açtığında ise nehir kenarındaydı. Bir bocaladı, akıntıya baktı. Çok ilginç bir rüya gördüm. Bunların hepsi bir rüya mıydı yani?
Deniz harikalar diyarında. Çok güzel bir hikaye. Deniz harikalar diyarında. Macera başlasın. Bir zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Çok sıcak, dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda goldiler geldi çalılıkların arasından. Tak tak tak, kimse yok mu? Goldi geldi ve mutfağa girdi. Güzel kokuyor. İzni yoktu ama yemeğe oturdu. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi çok soğuk. Bebek ayının püresi harika, harika, harika. Sonra goldiller doydu, tembel ve yorgundular. Salonda üç sandalye gördü, üç farklı boyuttaydılar. Çok rahat gözüküyorlar, haydi biraz dinlenelim. Baba ayının sandalyesi çok sert. Anne ayının sandalyesi yumuşak. Bebek ayının sandalyesi harika, harika, harika. Goldi oturur oturmaz sandalyesi parçalandı. Goldi yukarı çıktı ve üç yatak gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu, babanın yatağına kırıldı. Baba ayının yatağı çok sert. Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı harika, harika, harika. Goldiler uykuya daldı, üç ayı eve geri geldi. Girdikleri anda anladılar, yalnız değillerdi. Birisi benim püremi yemiş, dedi baba. Birisi benim püremi yemiş, dedi anne. Birisi benim püremi yemiş. Bitirmişler, bitirmişler. Oturma odasına girince sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme oturmuş, dedi baba. Birisi sandalyeme oturmuş, dedi anne. Birisi sandalyeme oturmuş. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yukarıda yatak odasında sizce ne fark etmişler? Birisi yatağında yatmış, dedi baba. Birisi yatağında yatmış, dedi anne. Birisi yatağında yatmış. İşte orada, işte orada. Goldiler uyanınca üç boz ayıyı gördüler. Kız bağırdı, İmdat! Zıpladı ve oradan uzaklaştılar. Merdiven ve kapıdan goldiler yok oldular. Üç boz ayı çok şaşkındı, sandalye ve yatağını yaptı ve yemek yemeye oturdular. Ve bu üç ayının hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Fare ormanda dolanırken uyandı koca aslan. Aslan fareyi yakaladı, fare korktu ve ağlayarak. Beni bırakırsan sana yardım ederim bir gün. Bana ihtiyacın olduğunda orada olacağım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan dedi, seni küçük
küçük şey, sen ne işime yararsın? Yine de haha bir güldürdün, seni özgür bırakacağım. Teşekkürler. Sonraki gün aslan avdan evine dönüyorken birden tuzağa yakalandı ve de yalnızdı. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Fare duydu aslanı ve yanına gitti. İpi kemirdi, aslan kurtuldu ve dedi ki, İşte şimdi tam bir takım oldun. Aslan dedi, hatalıydım sana bakıp da gülerek. Sen olmasaydın burada olamazdım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Çalıyor. Tak, 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 tak. Küçük
küçük domuz beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, tuflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. İki küçük domuz tamir yapıyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. İki küçük domuz tamir yapıyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. Kurt geliyor, kapıyı çalıyor. Tak, 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 tak. Küçük domuz, küçük domuz, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, tuflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. Küçük domuz beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, puflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. Ama tabii ki evlerini başlarına yıkamadı ve üç küçük domuz mutlu mesut tuğla evde yaşadılar. Büyük anneme kek götüreceğim ve de kurt bir fikir buldu. Kurt daha hızlı eve koştu ve kapıyı çaldı. Kapı açılınca sıçradı. İçeri gel tatlım dedi. Büyük anne sesin neden bu kadar kalın? Seni daha iyi duymak için. Büyük anne gözün neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görmek için. Büyük anne elin neden bu kadar büyük? Sana sarılmak için. Büyük anne dişlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Küçük kız birden zıpladı. Kurt onu kandırdı. Geçen oduncu çığlığı duydu ve kapıya koştu. Tak 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 kurda kitledi. Kızın getirdiği